Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video yapacağız her zamanki gibi ama konu değişiyor bu sefer. Hollanda hakkında konuşuyoruz. Hollanda neden Hollanda böyle nereden geldi bu konu? Çünkü 3 gün önce oradaydım. İlk defa Hollanda'ya gittim. Buradan oraya otobüsle gittik. Ben ve bir arkadaş, Cezayirli bir arkadaş. Öyle güzel bir firma var, yeni bir firma, böyle özel bir indirim var, vardı. 1 euro, 2 euro gidiş dönüş, o yüzden gittik. Bir baktık, Amsterdam bayağı özel bir şehir yani. Ve bu çok belirgin oluyor. Sen otobüsten iniyorsun, hemen ne kadar otobüs, ne kadar bisikletler var, bilmiyorum. İstasyonda belki 5000 gördük bisiklet ve 5000 yok 5000 çok. Belki 2000 en azından 2000 en azından 2000 çok çok. Herkes bisiklet kullanıyor. Bisikletler çok tehlikeli çünkü çok hızlı sürüyorlar ve sen aynı kaldırım üstünde yürüyorsun ama onlar arkadan geliyor, böyle hız yaparlar, umursamıyorlar yani. Sen böyle belki çarparlar, sen çok dikkatli olmalısın, çok çok dikkatli olmalısın. Bir de oraya gittik, Sloterdijk istasyonundan hostele kadar gittik. Orada tam Türk mahallesi gibi. Biz çok şaşırdık ya. Orada Türkler çok var. Onlar da böyle bazen bisiklet sürüyorlar. Hani normal bir şey. Hep mesela okula gitmek, bisiklet sürmek. Bilmiyorum ya, lokantaya ya da merkeze gitmek için bisikletle. Çok az insanlar araba kullanır. Türk mahallesinde bayağı yedik, pide, kapsalon, büyük kapsalon, küçük. Mesela Türkiye'de yaşayan insanlar belki de kapsalon bilmiyorlar. Çünkü kapsalon bu özel Hollanda'da satılır, Türk mahallesinde. Ben de hiç görmedim. Mesela biz Belçika'dayız. Belçika'da oturuyoruz. Burada yok. Onlar bir kutu veriyorlar sana. Plastik bir kutu. İçinde patates var. Sonra bir dilim, böyle kapkalın bir dilim salata var. Sonra üstünde dana eti ya da başka bir şey, başka bir et, hatırlamıyorum. Kuzu derler. Bir sos koyuyorlar, böyle hani böyle kat kat bir şey yani. Ben de yeni keşfettim bunu. Ve Hollanda bayağı ucuz bir ülke. Doğu mu? Batı Avrupa için. Mesela Belçika'dan daha çok ucuz. Bir lahmacun 1 euro olabilir. 1 euro ya da 2 euro. En fazla 2 euro. Mesela etli ekmek 5 euro. Burada 6, 7, 7,5. Böyle çok değişiyor. Sadece tramvaya binmek için daha çok pahalı. Onlardan neredeyse 3 euro. Çok pahalı. Mesela ben Doğu Avrupa'ya gidersem, Bulgaristan'a gidersem, Sofya'dayken 50 cent ve 1 saat binebilirsin. 1 saat değil, sadece bir kere için. Çıkarsan yeni bir tiket alman gerekiyor. Şimdi hakkında konuşmak çok isterim. Amsterdam'da böyle çok çok ilginç bir şey var. Şöyle bir şey. Onlarda sanki her şey yasaldır. Mesela uyuşturucu kullanmak ya da fuhuş ya da birçok şey var böyle. Ve ben Hollandalılarla konuştum.
Çünkü Hollandaca biraz biliyorum. Onlara sordum. Mesela siz genellikle hani Hollanda'da çok mu tüketiyorsunuz uyuşturucu? Onlar bana iki versiyon söylediler. Bir versiyon çok az. Çünkü normal bir şey oldu. Kimse bunu özel bakmıyor. Hani çok normal bir şey oldu. Bir de en çok kullanan hani uyuşturucu kullanan insanlar yabancıdır. Yabancılar geliyorlar, bir mantar yiyorlar. Sonra böyle hani tecrübe olarak kullanıyorlar. Bir de fuhuş hakkında pek sormadım. Ama onlardan makbul bir şey. Hani normal. Onlar diyorlar ki eğer yasal değilse bu diyelim sektörde çalışan kadınlar belki de daha çok koşullarda yaşardılar. Bilmiyorum. Öyle derler. Onlarda zihniyet çok farklı. Daha çok böyle liberal bir zihniyet. Her şey mümkün. Her şey yapabilirsin. Eğer başka bir kişiyi rahatsız etmezsen yapabilirsin. Onlar öyle işte. Başka ne söyleyeyim size? Evet, Hollanda çok insanlara çok dikkat, hani çok önem veriyor mesela hükümet. Demek ki mesela evsiz insanlar için öyle merkezler var. Oraya gidebilirler, bir şeyler içebilirler, oynayabilirler stres atmak için ya da televizyon seyredebilirler ya da hatta oturabilirler o merkezlerde 5-6 hafta boyunca ve bu 5-6 hafta boyunca bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Hani çok yardımcı oluyorlar. Mesela diyelim ki bir kişi günlük çok uyuşturucu kullanıyor. Onlar da Hollanda'da öyle derler, karakola gidebilirsin. O kişi karakola gidebilir ve polise söyler. Benim bir küçük büyük bir sorun var. Bayağı uyuşturucu kullanıyorum ama bunu kesmek istiyorum. Bundan kurtulmak isterim. Nasıl kurtarabilirim? Polis gerçekten ona kafese içine sokmayacak. Bu kişiyle çok medeniyetli bir şekilde iletişim kurur. Ona sorar hangi şikayetlerin var. Hani tam doktor gibi. Sonra belki gönderirler onu spesyal hani özel yerlere hani tedavi görmek için. Öyle işte onlarda zihniyet çok farklı. Daha çok açık belki Belçika'ya göre. Biz çok yakın olduğumuza rağmen çok farklı sistemler var. Hükümette çok farklı. Sonra ne diyeyim size? Evet, arkadaşım namaz kılmaya çalışıyordu bahçede. Ama bahçede biraz hani bazen biraz kirli oluyor, bazen hani nasip olmuyor. Şeye gitti, mescide gitti. Ben de onunla gittim oraya. O namaz kılıyordu. Ben tabii ki kılmıyordum. Sadece bir baktım böyle camide. Ve yaşlı insanlar hani cami içinde yaşlı insanlarla Arapçada konuşmaya başladım. Hani daha çok anlamak için Araplar, hani Hollanda'daki Araplar nasıl yaşıyorlar,
hükümet nasıl onlara nasıl karşılıyorlar. Öyle işte onlar diyorlar ki Hollandalı polisler çok nazik, mesela onlara faslılara hep selam söylüyor, hoy falan filan. Mesela kontrol yapmaz. Mesela sen yabancısın, çok belirgin oluyor, sen yabancısın, orada yaşıyorsun. Eğer kötü bir şey yapmazsan kontrol olmuyor. Ama onlar bana dediler ki, eğer sen Arapsın, Fransa'da bir yerdesin, yanlış bir şey yapmıyorsun. Ama bazen polis gelirler, senden evraklar sorar, kontrol yapar. Öyle işte. Zihniyetler daha çok farklı. Irkçılık da biraz değişiyor ülkeden ülkeye, Avrupa'da. Şahsen ben Belçika'da görmedim öyle davranan polisler, Fransız polisler gibi. Ama belki de o da istisna olabilir Fransa'dan, bilmiyorum. Ve mescitteyken imam bize dedi, Ramazan için bizimle hadi beraber iftar yiyelim falan filan. Ama biz geri dönmeliydik. O yüzden onlarla iftar yiyemedik maalesef. Maalesef. Bir de Amsterdam'da hiç korkmayın. Eğer İngilizce biliyorsanız, herkes İngilizce biliyor. O da çok farklı bir şey. Çünkü ben gittiğim ülkelerde, mesela Gürcistan, Bulgaristan, Türkiye, Tayland falan filan, çok farklı. Oralarda Tayland'dan hariç herkes İngilizce bilmiyor. Mesela Trabzon'da kimse İngilizce bilmiyordu. Türkçe'de, hemen Türkçe'de konuştum. Gürcistan'da hatta happy birthday diye bu kelime anlamıyorlar. Rusça konuşmamız gerekiyor. Rusça neredeyse %70 diyebilirim, anlarlar. Özellikle 40 yaşında insanlar anlar Rusça. Yeni nesil anlamaz. Azerbaycan'da belki de daha çok kuvvetli Rusça, hani bayağı kaldı. Demek ki Azerbaycanlılar hala iyi konuşuyorlar Rusça. Bazen de ana dilim diyorlar Rusça, Azerbaycanca değil. Onlar Rusça daha severler, çünkü öyle bir şey var. Azerbaycanca çok küçük bir dil, hani sadece Azerbaycan'da konuşulur. Ve bir şey araştırıyorsan internette Azerbaycanca çok az sayfalar verirler sana. Ama Rusça'da bir şeyler araştırırsan çok var. Hani birçok ülke yazıyor şeyde. Arapça söyleyecektim, Rusça. İşte güzel bir tecrübe Amsterdam, tavsiye ederim. Belki 3 gün yeterli. Evet, orada hostelde Türk bir abiyle karşılaştık. O bizi gezdirdi Amsterdam. Biz de onu gezdirdik, çünkü o 6 gün, Ufuk abi, çok selam sana. O Denizli bir arkadaşımız. Bana dedi ki 6 gün geldi, Pegasus'la bayağı ucuz. Böyle indirimler var, 90 euro gidiş dönüş olabilir İstanbul'dan. Bana dedi çok ilginç bir tecrübe, çünkü her şey yasaldır. Hani normalde yasal olmayan şeyler yasal oluyor. Ve sen de bir başka bir bakış açısı de nasıl söyleyeyim, başka bir bakış açısı inceleyebilirsin oraya giderken. Çok iyi. Ve Hollanda genel olarak çok temiz, insanlar iyi. Yani mesela bir şey sorarsan
çok nazik bir şekilde seninle konuşur, muhabbet eder. Biraz soğukkanlı, soğuk yani sıcakkanlı değiller Hollandalılar. Mesela bir tezgah var, orada dondurma satılıyordu. Dondurma aldım, o kızla biraz konuşmaya başladım, hani Hollandalılar daha anlamak için. Ama sonunda hani hatıra olarak bir fotoğraf çekmek istedim. Mesela ben tezgahın önündeydim. O tezgahın arkasındaydı. Öyle beraber bir fotoğraf çekmek istedim. Ona sordum. O bana reddetti, dedi hiç yapma böyle bir fotoğraf. Dedim tamam. Öyle olabilir. Herkes serbest yani Amsterdam'da. Hayır derse çekmiyorsun. Sonra Türk mahallesine gittik. Aynı soru sordum. Bir hani yedik, çay içtik falan filan. Ona sordum bir fotoğraf çekebilir miyiz sizinle tezgah içinde yoksa dışarıda. Dedi gel gel amcamın oğlu gel buraya gel yapalım fotoğraf çekelim falan filan. Çok farklı. Siz ikiniz iki millet çok farklı. Türkiye tabii ki daha çok sıcakkanlı, insanlar daha çok misafirperver. Hollandalılar daha çok ciddi insanlar ama iyi insanlar. Hani farklılık iyidir. İyi geliyor. Onlar da organizasyon belki de Türkiye'den daha iyi. Belki de insanlar Türkiye'de daha sıcak. Hani böyle değişiklik var ve bence iyidir. Eğer herkes aynı ise hiç ilginç bir şey yok bu dünyada. Biraz öyle öyle. Sadece iyi şeyler yapmak daha iyi. Mesela bir kişi bana yazdı YouTube'da mesela niye Araplara hep örnek veriyorsun Araplar? Ben Iraklılarla konuştum, onlar da kabul ettiler. Arap dünyasında hile çok. Mesela yabancı isen bir kalem diyelim ki 1 lira ise o sana 10 lira satar. Diyor yok sen benim arkadaşımsın 5 lira sana. Öyle işte daha çok daha az dürüst insanlar karşılaştım Arap dünyasında. Fas'tan ve bence oraya hiç daha gitmeyeceğim. Belki de şeye gidebilirim, şöyle o ülkede ama o kadar kötü hissettim ki en kötü tecrübe oradaydı. Ama çok öğrendim bu kötü tecrübeden, çok öğrendim. Maalesef kaba ve biraz vahşi insanlarla karşılaştım. Irkçılık da çok vardı Fas'ta. Asla öyle bir şey görmedim. Mesela istasyonda sen bayramdan bir gün önce istasyonda kuyruk bekliyorsun ve insanlar seni itiyorlar. Küfür ediyor. Hani kötü laflar atarlar. Seni itiyorlar falan. Aynı zamanda 10 kişi ödemek istiyor. Böyle itiyorlar her yerden. Çok Arap bir şey ya. Türkiye'de hiç görmedim. Ama Türkiye kıyaslamak, Araplarla kıyaslamak iyi değil. Çünkü Türkler Türk. Siz de Asyalısınız. Asya'dan geliyorsunuz. Adetler çok farklı. Sadece belki de Osmanlı'dan geliyor böyle. Ne yemekler biraz benzer ama hatta dininiz eskiden şamanizmdi o yüzden çok farklı. Hatta Müslümanlık Türkiye'de çok farklı Arap dünyasıyla kıyaslıyorsam daha çok açık, hani o kadar
bilmiyorum, Arap dünyasında daha çok agresif oluyor. Tabii ki medeniyetli insanlar da var ama onlar da çok çekiyorlar eğitimsizlik. Bir de annemler hiç bakmıyorlar oğullara. Kötü yani. Kötü, çok kötü. Ama ben Arapları seviyorum. Çünkü onlar da sıcakkanlı insanlar, iyi insanlar da çok var. Genellememeye çalışıyorum. Sadece kötü bir tecrübe yaşadım. Ve saygısızlık maalesef bayağı var. Bayağı var oralarda. Siz eğer beni inanmıyorsanız, siz de oraya bir tur yapabilirsiniz Fas'ta. Fas'ta yoksa Cezayir'de bakacaksınız. Çok farklı, Türkiye ve Kuzey Afrika hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Çok teşekkürler. Eğer fikrinizi paylaşmak isterseniz altında her zaman yorum yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşıma çok selam söylemek isterim arkadaşlarıma. İzmir'de Ebru, Güneydoğu'da Deniz arkadaşım. İstanbul'da Ayşegül. Bir de Pelin selamlar. Bir de başka bir kişi var, Tuğçe'ye ve onun ailesine çok selam söylüyorum. Hayırlı bayramlar size ve inşallah görüşürüz biraz daha sonra. İnşallah daha çok video yaparım sizinle paylaşmak için ve sizi çok ama çok çok seviyorum. Mesajlara hiç bazen üşengeç oluyorum çünkü her gün 100-150 mesaj geliyor. Cevaplamak çok zor ama bazen cevap verecek söz veriyorum ve çok sağ olun her şey için. Türkiye çok seviyorum ve Türkler 10 numara. Görüşürüz. Teşekkürler. Hadi bay bay.